İyi Parti Isparta Milletvekili Doktor Aylin Cesur vekilimizde sıra. Buyurun Sayın Vekilim. Teşekkür ederim Başkanım. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve panelimizin başkanı Sayın Profesör Doktor Fulya Bayraktar ve değerli milletvekili arkadaşlarımı ben de saygıyla selamlıyorum ve hepinizin Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum en başta. Bizi buradan izleyen, canlı yayında izleyen izleyicilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi himayelerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu tarafından düzenlenen bu panele katkı sağlayan herkese ben de çok teşekkür ediyorum. Bu tarih 5 Aralık aynı zamanda biz Türkiye'deki kadınlar için çok daha anlamlı bir tarih, arkadaşlarım söz ettiler. Bugün aynı zamanda Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86. yıl dönümü. 5 Aralık 1934'te Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Atatürk'ün devrimlerin en önemlilerinden birisi gerçekleşmişti. Rahmetle ve şükranla anıyoruz katkı sağlayan Büyük Atatürk başta olmak üzere o gün bu yasanın yürürlüğe girmesini sağlayan herkese. Şimdi bugünün önemine binaen böyle bir panel tertiplenmesine öncülük eden ve beni de sizlerle birlikte bu panelde konuşmacı olarak davet eden Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Beyefendi'ye de teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek istiyorum sizlerin aracılığıyla. Evet, Türkiye'de hukuk önünde kadın ve erkeğin eşit haklarının tanınması süreci 1926'da Medeni Kanunu'nun kabulüyle başlayan bir süreç. 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle bu tamamlandı. Bu süreç Cumhuriyet devrimlerinin en önemli kazanımlarından bir tanesi. Ve Cumhuriyet'in temel felsefesi kadın erkek bütün vatandaşların sosyal, ekonomik ve siyasi hayata katılımlarını sağlamak ve bir tarafın diğer üzerine hakimiyet kurmasını engellemek esasında. Ve temel hedefi insan kaynağının bütün olarak, tam olarak kullanılması. Kadınlarımızın mutlu olması, kendilerini aile kurumu dışında annelik ve eş olma rolü dışında da var edebilmeleri, ekonomik ve sosyal anlamda bir başka kişiye yani bir erkeğe bağımlı olmaktan kurtarmak. Cumhuriyet uygarlık yolunda giden bir Avrupalılaşma projesi ve aslında burada Avrupalılaşma derken kadının sosyal, ekonomik ve siyasi hayatın her alanında erkeklerle eşit olarak yer alabilmesi ve kadınların toplum hayata katılımının her alanda artırılması hedefleniyor. Ve Atatürk Cumhuriyet'in temellerini çağdaş Türk kadınları üzerinde atmayı hedeflerken seçme, seçilme hakkı gibi temel hakları Avrupa hukukuna yaklaşarak sağlıyor. Türkiye Cumhuriyet Devleti Osmanlı Devleti'nin aksine dine değil ulusa dayalı ve ulus devlet bağımında yeni kadının temsil edeceği düşünülerek yola çıkıldı. Şeriat döneminden belki de en önemli farkı Cumhuriyet'in, kadınların kamusal alanlarından dışlanmaları ise eğer şeriatta, Cumhuriyet'le gelen en önemli ayırt edici özellik, kadının layık bir ulusal devletin yasal olarak eşit yurttaş kabul edilmesi. Atatürk 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra kadınların kamusal alana girmesini sağlayan yasal ve yapısal reformlara öncülük veriyor. Önce eğitimden başlıyor. 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılıyor ve böylece eğitim layıkleştirilerek tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Kız ve erkekler eşit haklarla eğitim görmeye başlıyorlar. 17 Şubat 1926'da Türk Medeni Kanunu kabul ediliyor ve erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırılıyor. Kadınlara velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanınıyor. Ve 5 Aralık 1934, işte bugünün yıl dönümü olarak aldığımız gün, Türk kadınına seçilme ve seçme hakkı verilmesi bu yolda atılan en önemli adım. Bu zamanın gereğine en uygun ve çağdaş bir yaklaşım. Dikkat çekmemiz gereken en önemli özelliği, Türkiye'de kadınlara bu hakların pek çok bizim pek çok ülkeden, Avrupa'daki pek çok ülkeden daha önce verilmiş olması ve gerçekleştirilebilmiş olması bu devrimlerin. Bugün hala Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da aslında eşitlik temelli toplumsal katılımın sağlanması konusunda ciddi sıkıntılar var. Ve bu Cumhuriyet'in başarısı, biz bunu başarmışız ve Türk milleti Cumhuriyet'i benimsemiş. Bu ülkelerdeki kadınların varoluş mücadelesine ve hak savaşlarına devam etmek zorunda olmasını eğer göz önünde bulundurursak, Atatürk önderliğinde gerçekleşen bu devrimlerin biz kadınlara neler sağlamış olduğunu biz aslında çok daha iyi anlayabiliriz. Şu an var olan haklarımızı 21. yüzyılda hala elde etmeye çabalıyor olma fikri, toplumda erkeklerin eriştiği pek çok şeye erişemeyecek olma fikri, biz Cumhuriyet kadınları için artık irreversible, yani geri dönüşümsüz bir durum ve Türk kadınları bunun için gerekirse canları pahasına her türlü mücadeleyi yapmaya da hazır eğer gerekirse. Eğer eşit hakların verilmesi ve bu yönde kanunların yürürlüğe girmesi
asırlardır süre gelen kadın erkek eşitliğini çözdü bitti diyebiliyorsak ne mutlu, ama diyemiyoruz. Kadınların bu hakkı ne ölçüde ve özgürce kullanabildikleri bugün hala tartışma konusu maalesef. Hukuksal devrimin topluma inmesi ve toplum hayatta mevcudiyet bulması ancak ve ancak ilerici hükümet politikaları ve toplum alanından gelen dönüşüm dalgalarının bir arada gerçekleşmesiyle mümkün. Bugün istatistiklere baktığımızda kadının temsil bazında erkeklerin çok gerisinde kalması henüz hukuksal devrimin toplumsal gerçek haline tam olarak gelemediğini gösteriyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Kadınların temsiline giden yolu anlayabilmek ve gerekli temsile ulaşabilmek için bu basamakları öncelikle bizim iyi tespit etmemiz lazım. Kadın temsil sadece siyasal temsil olarak değil, iş hayatında, sivil hayatta, spor alanında gibi birçok sanatta temsil alanında temsil olarak anlaşılmalı ve bunun için çaba gösterilmeli. Türkiye kadın erkek eşitliği yoluna benzer zamanlarda, hatta çok daha önceki yıllarda çıktığı ülkelere kıyasla temsil istatistiklerinde bugünkü rakamlara baktığımızda maalesef yola çıkmış olmasına rağmen herkesten önce geride kalıyor. Bununla bu gerçekliği görmezden gelemeyiz. Bu toplantıda söylememiz bize düşer. Çünkü bunu söylemeli, altını çizmeliyiz ki düzeltelim hep beraber. Cumhuriyet kurulduğundan beri geçen 100 yıl içerisinde Türkiye çok iyi bir başlangıç yaptı aslında. Avrupalı ve Batılı ülkeler olarak tanımladığımız ülke grupları daha çok son 20 yılda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına çok ciddi ilerlemeler kaydederken Türkiye maalesef son 20 yılda bu sıçramayı yakalayamadı ve artan cinayetler ve şiddetle biz gerek Türkiye'de gerek dünya kamuoyunda olumsuz bir görüntüde sergiliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu, European Institute for Gender Equality, Interparliamentary Union verilerinden eğer örnek verecek olursak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 586 milletvekilliğinden bugün 107'si kadın, arkadaşlarım da söyledi, %17'lik bir kadın temsil oranına sahibiz. Oysa ki ulusal parlamentolarda kadın oranı konusunda dünyada 125. Türkiye. Yola bizimle beraber çıkan Fransa %47, İspanya %44, İtalya %37, Birleşik Krallık %33, Almanya %30 örneklerini verirsem belki daha da iyi hani tablo oturacak. Ve Türkiye'deki 1389 belediye başkanından yalnızca 41 tanesi kadın bugün. Bu oran %3'ten az. 50.278 mahalle ve köy muhtarımızdan yalnızca 1071'i kadın. Vakit olmadığı için diğer ülkelerdeki örneklerin ne kadar gerisinde olduğunu söyleyerek sadece rakamları vermeden geçeceğim. Şimdi tüm bunlar bize kadının siyasal alanda temsilinde, Türkiye'nin hukuk önünde eşitlik sağlanmasına rağmen bu eşitliğin toplumsal alana indirmesinde hükümet politikalarının yetersiz kaldığını gösteriyor. Şu anda Türkiye'de bu standartlarda uluslararası raporlarda 3. dünya ülkeleriyle beraber alınıyor maalesef, üzülerek söylemek zorundayım. Ve Yüce Meclis'in açılmasının 100. yılına geldiğimiz zaman, 100 yıl sonra bu Türkiye'ye hiç yakışmayan bir tablo. Hemen yoksulluk öne çıkıyor. Nasıl bir tablodayız peki biz deyince. Kısaca ekonomik hayatta kadının durumuna bakmamız lazım. Temsile giden yolun ne kadar açık olduğu kadın ekonomik hayatta katılımındaki dengelerden çünkü anlaşılıyor. Eşit bir ekonomik katılım varsa eğer bu eğitimin eşit ulaştırılabildiğine, kadınlar hayata atılırken ciddi engellerle ve ayrımcılıkla karşılaşmadığına işaret ediyor. Ancak özellikle 2000'lerin başına gelindiğinde Türkiye'de kayda değer bir gelişme olduğunu görüyoruz. Bunlar çok sevindirici. Özellikle AB uyum süreci ve internet dünyasının hayatımıza dahil olmasıyla Avrupa ile etkileşimimizin artması, Türk ekonomisinin genişlemesi, sivil toplumculuk, kadınların eğitime katılım oranı, iş gücüne katılım oranları ve temsildeki artışları olumlu gelişmelerdi. Ama 2000'e gelindiğinde üniversitede hoca, hastanede hekim, inşaat başında mühendis, mimari büroda mimar, mahkemede hakim, anayasa mahkemesi, Yargıtay'da hakim, Danıştay'da hakim, rektör, dekan, akademisyen olan kadınlarımız var. Çok yüz güldürücü ama bu sevindirici gelişmelerin maalesef 2006'dan bu yana diğer ülkelerle kıyaslanan istatistiklere baktığımızda ilerleyemediğini görüyoruz. Dünya Ekonomik Forumu 2020 Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksine göre Türkiye'de kadınlar ekonomik katılım ve fırsat eşitliğinde 153 ülke arasında 136.lığa düşmüş ve 2006'da 106.ydı. Bizim 136. sıraya almamızda etkili faktörleri bir sıralama ve buna vakit yok ama geri gidişi bir hızlı ivme de yakalayarak ilerleyebilmek için bugün burada bu toplantıda bunları söylemek ve belirlemek kayda düşmekte zorundayız. Covid-19 salgınında ülkemizdeki bu dengeler iyice bozuldu ve salgından önceki zamanda bakarak da bakalım öncelikle ve aradaki uçurumu daha iyi anlayalım. Türkiye'de 20-65 yaş arası kadın istihdam oranına baktığımızda %73.2 değerleriyle karşılaşıyoruz. O arada %40'a yakın bir fark var.
erkek istihdam oranıyla, kadınlarda %34, özür dilerim, erkeklerde %73. Bu %40 farkla Avrupa'nın sonuncusuz değerli arkadaşlarım. Çok üzülerek söylüyorum bunu. AB ortalaması %67.3 kadın istihdamında ve erkek istihdamında %79 ortalaması var. Aralarındaki fark %10, bizde %40 ve en sonuncuyuz kurbanlarda. Almanya'da %76, Birleşik Krallık'ta %74, Fransa'da 68, İspanya'da 62 gibi örnekleri vermek mümkün. OECD verilerine göre kadınlarımızın ortalama eğitimde geçirdiği zaman erkeklerin 2 yıl gerisinde. Bu da iş piyasasına girdikleri zaman yine geriden başlamalarına sebep oluyor. Ve ülkemizde aynı iş için kadınlar erkeklerin %58'i oranında maaş alabiliyorlar. Gelir adaleti bakımından erkeklerin aldığı her 100 liraya karşı kadınlarımız maalesef 43 lira kazanıyorlar. Bu veriler bize kadınlarımızın dünyadaki çağdaşlarına kıyasla çok ciddi sıkıntılar altında olduğunu ve bugün yapılan toplantının Sayın Meclis Başkanı'nın önderliğinde ne kadar önemli olduğunu aslında da gösteriyor. Burada sorunları belirlemeli ve çözüme diğer milletvekillerim de söylediği gibi hep beraber birlikte odaklanmalıyız. Kadınların temsilci olabilmesi, üst yönetim ve idare görevlerinde yer alabilmesi için önlerinde pek çok sayısı sosyal bariyer var bugün. Bunları kaldırmamız lazım. Siyaset dışarıya odaklı ve pek çok insanla temas kurulması gereken, aktif bir yaşam tarzını ya da düşünmeye ve plan yapmaya zaman, siyasal faaliyetleri destekleyebilecek ekonomik ve eğitim birikimi, başka siyasetçiler ve sivil topluma kurulmuş bağlar gibi özellikler gerektiriyor. Bütün bu engellerin, birçok sayılabilecek engeller aşılması işte toplumsal bir zihniyet değişimi gerektiriyor. Peki bu zihniyet değişimi kim yapacak? Bunu biz yapacağız. Biz derken kadınlar olarak biz yapacağız öncelikle. Daha sonra kadın temsilcisi olan milletvekilleri olarak, işte burada hocam akademisyen, bizler yapacağız. Sivil toplum örgütleri yapacak, üniversiteler yapacak, kadın örgütleri yapacak, kadınlar yapacak ama siyasal iktidar da bunun engeli olmayacak ve önünü açacak. Ancak kadın temsili sağlanmadığında kadınların sorunları pek çok defa göz ardı edilebiliyor. Bunun için kadın temsili için hep beraber uğraşmamız gerekiyor. Kadın yönelik şiddet, kadın yoksulluğu, girişimci kadınların desteklenmesi, annelik izni, kreş hakkı, kürtaj gibi pek çok mesele kadınları doğrudan ilgilendirirken karar vericiler arasında yeteri kadar kadın olmaması bu sorunların kadınların menfaatine olacak şekilde çözülmesine en büyük engel çünkü. Şimdi en önemli bana göre faktörlerden bir tanesi bu sahiplik gerektiren aslında haklar ve oluşturulması gereken iş evet kadınlara düşüyor ama yetmiyor. Bu meselede erkeklerin de biz kadınlar kadar aslında bir mücadele aktif katılımcı olmaları gerekiyor. En başta pek çok erkeğin belki de fark etmeden yaptığı ayrımcılıklardan vazgeçmesi gerekiyor. Bu birbirine bağlı böyle bir silsile eğitimden pek çok konuya, bütün bunları tüm belki de bakanlıkların ortak beraberce ele alması gereken bir konu. Ülkemizde son 15 yıla baktığımızda bir duraksamaya ve gerilemeye gittiğini görüyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi, hain alçak darbe girişimi, denge kontrol mekanizmalarının zayıfladığı başkanlık sistemine geçiş gibi konular yine demokrasi açısından kaygıları artırıp öncelikleri değiştirirken başkanlık sistemiyle artan ekonomideki yapısal tıkanıklık ve piyasalara güvenin azalması sonucu bu ileri gidişi engelleyen ciddi bir ekonomik daralmaya da beraberinde getirdiği için bu 15 senedeki kadınlarla ilgili bu rakamların bozulması ve dünyanın gerisinde kalmamız bununla acaba eş midir? Bunu iyi sorgulamamız gerekiyor. İfade özgürlüğü, gelecek kaygısı, geçim derdi gibi sorunlar, karar alma süreçlerine katılabilecek pek çok kadınımızın beyin göçüyle yurt dışına kaçmaları, gitmeleri, artan kadına yönelik şiddet ve kadın yoksulluğu konularının siyasi ajandalarda karar alma süreçlerinde kadınların katılımının artırılması gibi konuların önüne geçmeleri, bu engellerin tamamını kaldırmamız gerekiyor. Ve burada en başta söylediğim gibi büyük bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. Hukuksal reformları toplum hayatına indirmek için iktidarda olanların da aktif olarak kadın erkek eşitliği değerlerini yüceltmeleri ve yaymaları gerekiyor. Muhalefetle beraber. Ve üzülerek ifade etmeliyim ki kadın hakları meselesi de bugün Türkiye'de siyasileşmiş durumda. Hangi kadınların hangi hakları noktasında bir ayrışma söz konusu? İstanbul Sözleşmesi'nde regresif bir müdahaleye tepki oluşması. Aynı şekilde karar alma süreçlerinde progresif olarak yani ilerlemeci bir çizgide etki edeceği anlamına gelmiyor. Sonuca bakmak gerekiyor. Şiddet ve cinayetler ne kadar çok arttı. Daha geçen gün ben meclise sundum. Geçen hafta bir araştırma önergesinde bahsettim. 2008'de 80 olan cinayet 480'lere çıkmış. Eğer biz bunu çözmezsek en başta burada yaptığımız temsilde adaletti falan gibi kısır görev savcı olmaktan öteye gitmeyen konuşmalar kalır burada. Oysa ki bu konuşmaların her bir hayata geçirilmesi gereken bütün meslektaşlarımın az önce ifade ettiği her şeye hayata geçirilmesi gereken önemli konular.
bizler yasa var ama uygulamıyorsak ve uygulanır hale getirmiyorsak o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne işimiz var? Bunu düzeltmemiz lazım. Bunu düzeltebilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasamanın kuvvetler ayrılığı prensibine göre çalışmasını sağlayacak dönüşümleri sağlamak için birlik olmamız lazım. Kadın hakları meselesi sadece şiddet de değil, kadına her alanda yer verilmesi meselesi. Mesela Bolivya'dan bir örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda erkek egemenliğini ortadan kaldırma bakanlığı kurdu Bolivya. Yani bizim İYİ Parti programımızda da yine bu konunun her alanda çözülmesi için Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak yeniden düzenlenecek bir bakanlıkla konunun kaynağı ile aktif bir şekilde ilgilenmek ve bütün bu yapısal sorunlara çözüm getirmek vizyonu yer alıyor. Biz kadınlar olarak bizi özgür yapan, bize insanlık standartlarını getiren ve eşit yapan bu ülkenin mutluluğu için her türlü imkanı açan Cumhuriyete, Cumhuriyet'in bilincine sahibiz. Kıymetini bilmek zorundayız ve bunu biliyoruz ve Atatürk'e, Büyük Atatürk'e şükran borçluyuz. Kadın erkek ayrım yapmaksızın, kısaca insan hakları olarak sahiplenmemiz gereken haklar sahiplik gerektiriyor. Bunun da farkındayız. Ve hep beraber kadınıyla erkeğiyle gelişmiş, uygar, demokrat, müreffeh bir Türkiye yaratmak için birlikte çaba göstermemiz, hareket etmemiz gerekiyor. Ben sözlerimi tamamlayacağım ama bir reçete vermek istiyorum kısaca. Türkiye bilim destekli, yere sağlam basan, demokratik ve akılcı adımlar atmadığı sürece bu sorunlarımız devam edecektir değerli arkadaşlarım. Gerçek demokrasi, hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı, milli iradeye saygı, iyileştirilmiş parlamenter sistem. Evet, bence reçete bu ve gelebilen ve gidebilen iktidarlar, işleyen kuvvetler ayrılıyor. Şimdi ben bir de bizi izleyen kadınlarımıza bir cümle söylemek istiyorum. Kendimize güveneceğiz, birbirimize güveneceğiz, demokrasilerimize güveneceğiz ve sadakatle bağlı kalacağız. Cumhuriyete sadakatle bağlı kalacağız. İnsan haklarından, demokrasiden ve uygar dünyadan kopmayacağız. Ve ben kadını öncelik alan ve genel başkanı kadın olduğu için bununla gurur duyan bir kadın milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak düşüncelerimi sunma imkanı bulduğum için paneli tertipleyen ve emeği geçen herkese tekrar çok şükranlarımı sunuyorum. Paneli yöneten Sayın Profesör Doktor Fulya Bayraktar'a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm konuşmacı mevkidaşlarıma saygılarımı sunuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yılını kutluyorum. İzleyen herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah kadınlarımız için istediğimiz her şeyin olduğu güzel günler gelsin hep beraber. Çok teşekkür ediyoruz. İYİ Parti Isparta Milletvekili Sayın Doktor Aylin Cesur'u dinledik son konuşmacı olarak panelimizde. Sayın Vekilimiz, kadının hayatın her alanında aktif katılımının önemine